spor haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş maddi şartlarda Dorukhan Toköz'le imza attırmak için zorlanıyor. Başarılı oyuncu için siyah beyazlı ekip 10 milyonluk teklif sundu fakat Dorukhan'ın istediği ücretse 15 milyon euro. Beşiktaş Dorukhan Toköz'le anlaşamadı. Milli futbolcu siyah beyaz yönetimin sunduğu son teklifi kabul etmedi. Yıllık 2 milyon TL alan Dorukhan'a maç başı ücretle beraber yıllık 10 milyon TL'yi bulan yeni bir kontrat öneren yönetim olumsuz yanıt aldı. 24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan yeni sözleşme için imza parası ve yıllık 15 milyon TL talep ediyor. Yönetim kurulu ve oyuncunun menajeri Ahmet Bulut arasında yapılan son görüşme sonuçsuz kalırken Dorukhan'ın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda Utku Yuvakuran, Wellington, Atiba, Laiç, Gezal ve Abubakar yer almadı. Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı yarın saat 21'de oynanacak. Beşiktaş'ta attığı gollerle yeniden form tutan Abubakar'a Fransızların ünlü takımı Marsilya talip oldu. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Abubakar'a Fransa'dan talip var. Fransa'da yayın yapan Sports'un haberine göre Lig 1 ekiplerinden Marsilya golcü arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör André Villas-Boas, Benedetto ve Germain'den oluşan gol hattına takviye yapılmasını isterken Fransız ekibinin listesinde Beşiktaş'tan Vincent Abubakar da yer alıyor. Presidente e entrenador también. Porto'dan bonservissiz transfer edilen futbolcunun Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamerunlu golcünün sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor. Maaşını alamadığı için Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin Sarı Lacivertli kulübe açtığı 7,5 milyon euroluk davayı kazandığı iddia edildi. Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertleri alacakları için dava açan Alman futbolcu Max Kruse'nin davayı kazandığı iddia edildi. Alman basınında Kicker'da yer alan haberde Max Kruse Fenerbahçe'den alacakları için açtığı davayı kazandı ve bunun karşılığında sarı lacivertler 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacak ifadelerine yer verildi. Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençler Birliği maçı öncesi bir oyuncusunda virüs tespit edilen Galatasaray'ın bugün de iki futbolcusunun testleri pozitif çıktı. Galatasaray Kulübü'nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı. Sarı Kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır denildi. Öte yandan Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maç öncesi çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı düzelen Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük dün Borini bugün de Emre Çolak'la anlaştı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Muhammed Demir, amaçlarının Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Başakşehir galibiyetine değinen tecrübeli oyuncu, "Başakşehir'i yenmek özgüven ve moral motivasyon olarak bizi çok yukarı taşıdı. Güzel bir ortamımız var. Kulübümüz maddi manevi her şeyi yapıyor. Tam bir aile ortamına sahibiz. Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyoruz. Elimizden geleni yapacağız." dedi. Radyo Spor'a konuşan ve hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Muhammed, "Fenerbahçe'nin yeni Malatya Spor'u yenilmiş olması bizi aldatmasın. Fenerbahçe Fenerbahçe'dir ve büyük bir kulüptür. Sahada neler yapacağını bilemezsiniz. Çok formlu bir Fenerbahçe'ye karşı oynar gibi oynamalıyız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.
Bursa Spor altyapısındayken Manchester City'nin kendisini ısrarla istemiş olmasının hatırlatılması üzerine Muhammed, "Manchester City'ye gitmek çok isterdim. Bu konuda çok arzuluydum. Çünkü genç yaşta gidip orada altyapımı tamamladıktan sonra her şeyin daha farklı olacağını düşünüyordum. Ama bizim dönemimizde Avrupa'ya gitmek bu kadar kolay değildi. Şimdi kulüpler çok daha toleranslı. Oyuncuların Avrupa'ya gitmesine izin veriyorlar. Bizim dönemimizde dışarıya kapalıydı kulüpler. Daha çok parayı düşünüyorlardı." ifadelerini kullandı. "Gelmiş olurdu. Bu moralle aldığımız 3 puana daha moralli motivasyondu." Yıllarca Galatasaray'da forma giydikten sonra İspanya'nın Deportivo takımına transfer olan ve yurt dışına futbol hayatını sürdüren 29 yaşındaki Emre Çolak Süper Lig'e geri döndü. Süper Lig'in flaş ekiplerinden olan Fatih Karagümrük, Emre Çolak'a transfer ettiğini açıkladı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emre Çolak, 2016 yılında Deportivo takımına transfer olmuştu. 2018'de Suudi Arabistan'ın El Wahda takımına giden Emre Çolak, son olarak tekrardan Deportivo'ya dönmüş, ancak 2020 yaz sezonunda ise takımla sözleşmesi bitmişti ve serbest oyuncu konumuna geçmişti. İngiltere'nin Manchester City kulübü Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi için pusuda bekliyor. Milli futbolcularımız Burak, Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Fransa'nın Lille takımı maddi krize girdi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız kulübü Lille ekonomik olarak zor durumda. Fransız basınında yer alan habere göre dün kulübün ana hissedarı ve başkanı Gerard Lopez ile ona kredi sağlayan ana fon şirketi Elliott Management bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi kulübün son dönemdeki ekonomik problemleriydi. Özellikle yayıncı kuruluşun sözleşmesini feshetmesi sonrası diğer kulüpler gibi Lille de zor duruma düştü. Lopez'in Ağustos 2021'e kadar Elliot'a olan 130 milyon euroluk kredi borcunu ödemesi gerekiyor. Ancak mevcut durumda bunun pek mümkün olmadığı kaydedildi. Kulübün toplam borcunun 130 ile 200 milyon euro arasında olduğu ve devre arası bazı oyuncuların satılması gerektiği bildirildi. Renato Sanchez ile birlikte Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi isimlerin de satışı gündeme gelebilir. Lille son 3 senede 311.8 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirmiş, 161.6 milyon euroluk net transfer karı elde etmişti. NBA tarihinin en yüksek ücretli rekor sözleşmesi imzalandı. Antetokounmpo ile sözleşmeni Leon Bucks, Yunan oyuncuya 5 yıl için 228 milyon dolar vereceğini açıkladı. NBA'de MVP ödüllü Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'la sözleşme yeniledi. Giannis Antetokounmpo yaptığı anlaşmaya göre Milwaukee Bucks'tan 5 yıl için 228 milyon dolar kazanacak. 26 yaşındaki süper yıldız oyuncunun 2 normal sezon en değerli oyuncusu MVP ödülü bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 85 milyon dolar karşılığında Los Angeles Lakers'la 2 yıllık sözleşme imzalayan LeBron James ise bir gazetecinin sorusu üzerine Giannis Antetokounmpo'nun kontratı hakkında konuştu. James, gazetecilere verdiği yanıtta, "Onun durumuyla ilişki kurabilir miyim bilmiyorum. Hepimizinki birbirinden farklı. Onu orada tutmak için muhteşem bir şey yapmak istediler ve başardılar. Bence orada kalması harika bir şey. Benimle onun durumu arasında hiçbir benzerlik yok. Tamamen farklı," dedi. Formula 1 takımlarından Alfa Tauri Honda gelecek sezon için Japon pilot Yuki Tokushima ile anlaştı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonunda Honda'nın Junior sürücü programında bulunan Yuki Tsunoda, Alfa Tauri Honda takımının pilotları arasındaki yerini alacağını duyurdu. Markanın Junior sürücü programında yer alan Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, çaylak Formula 2 sezonundaki etkili performansı sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kasım ayı başlarında Imola'da 2018 Formula 1 aracıyla test sürüşüne ve Aralık ayı başında da yeni takımıyla Abu Dhabi'deki genç sürücü testine katılan Yuki Tsunoda'nın Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonunda Alfa Tauri Honda takımının pilotları arasına yer almasına karar verildi. Yeni takımına yönelik açıklama yapan Yuki Tsunoda, "Çoğu yarış pilotu gibi hedefim her zaman Formula 1'de yarışmak oldu ve 2021 sezonunda bu takımda yarışacağım için çok mutluyum," dedi. Oh, my God.
spor haberlerini noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.